Ben de bugün biraz koku alfabesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi koku alfabesi deyince biz normalde insanlarla anlaşmak için örneğin Türkçe'de 29 tane harf kullanırız ve bunların tabii ki bunlar tek başına bir işe yaramazlar. Bunların belli bir dizilimle bir araya gelmesinden kelimeler, cümleler oluşur ve biz bu şekilde anlaşırız. İşte aynı şekilde kokuda da böyle bir sistem vardır. Yani benzer bir şekilde koku alma sisteminde reseptörlerden oluşan bir alfabe kullanılır. Şimdi yaklaşık 1000 değişik reseptör 1000 kokuya karşılıktır. Koku bölgesinin her koku için bir reseptör yoktur ama bunun yerine farklı moleküller belli reseptörleri oluştururlar ve biz bu şekilde koku alırız. Şimdi bu nasıl olur? Bunlar koku soğancındaki belirli haberleşme birimlerini harekete geçiriyorlar. Mesela meydana gelen özel kokunun oluşturduğu kombinasyon sayesinde de biz koku alırız. Şimdi Allah çok farklı eşyalar yaratmış. Çok farklı bitkiler, ağaçlar, havanın bir kokusu var, çayın var, yemeğin var, soğanın var, metalin bile bir kokusu oluyor. İnsan her şeyde farklı değişik kokular alıyor. İşte bunların hepsi farklı moleküllerin bir araya gelinmesiyle ve bizim onları bu reseptörler aracılığıyla algılamamızla beynimizde oluşuyorlar. Mesela diyelim bir tane çiçeğin kokusu. Şimdi bu çiçeğin kokusunu alabilmemiz için koku soğancığındaki mesela 23, 246, 45, 65. numaralı bir metalin kokusunda da mesela 800, 75, 65, 20. numaralı haberleşme birimleri uyarılıyor. Bunlar toplu olarak uyarıldığında bu iki farklı kodlama beyindeki korteksteki iki ayrı reseptörü uyarıyor. Ama bunları mutlaka bu numaraların birleşmesi gerekiyor. Bu numaraların birleşmesiyle birlikte bu reseptörler uyarılıyor ve biz bir anda aynı saniye mesela aynı zaman içerisinde birkaç kokuyu da birlikte alabiliyoruz ve bunların hiçbirinde hiçbir karışma olmuyor, hiçbir bulanıklık olmuyor. Çok net bir şekilde ben mesela gülün kokusunu anında alıyorum veya bu gül diyorum. Halbuki o sırada çok fazla işlem oluşuyor. Çok fazla molekül birbiriyle etkileşime geçiyor, reseptörleri uyarıyor ve bunlar çok milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor ve ben hem bu gül diyorum, hem çay diyorum, mesela yemek pişiyor diyorum, birisi bir şey yapıyor içeride diyorum mesela bir ateş kokusu geliyor diyorum, duman kokusu geliyor diyorum ve bunların hepsini aynı anda alabiliyorum. Bu harflerin kelimeleri, notalarında müzik eserlerini, bu bilgisayarların kodları, mesela çipler, bunlar nasıl birleşip bir şey oluşturuyorsa bu koku reseptörlerindeki belli kombinasyonlar da işte bu koku algısını oluşturuyor. Tabii biz burada neyi düşünüyoruz? Herkes, her insan nasıl koku aldığını, nereden koku aldığı sorulduğunda herkes burnumdan alıyorum diye düşünür. Halbuki bunu da biraz sonra detaylı anlatacağım inşallah. Burnundan değil, insan, hatta bir bilim adamı söylüyor, yani burnundan koku almak demek kulak memesiyle ben görüyorum demekle aynı şeydir diyor. Aslında Allah orada onu belki bir araç, bir vesile olarak yaratmış ama ben nasıl bir şeyi beynimde görüyorsam elektrik sinyalleriyle, aynı şekilde kokuyu da elektrik sinyallerinin beynimde farklı bir şekilde oluşmasıyla görüyorum ve alıyorum kokuyu ve bütün koku, bütün o koku dediğim, his dediğim, kokluyorum dediğim hislerim de aynı şekilde beynimde gerçekleşiyor inşallah. Maşallah, elhamdülillah.